İzmir çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an Berkum Yumurta'dayız. Yanımızda firma sahibi Berkan Bey var. Merhaba Berkan Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? 1969 İzmir doğumluyum. Ticaret Lisesi ve Açık Öğretim Fakültesi İşletme mezunuyum. Bu sektöre girme fikri nasıl oluştu? Kaç yılından beri bu sektördesiniz? 1986 yılında bir tavuk çiftliği firmasında muhasebe müdürü olarak girdim. Oradaki gördüğüm, yaşadığım tavuk çiftliğindeki gördüklerimden dolayı ben de bu işi yapmaya karar verdim. Üretim alanınızdan bahseder misiniz? Hangi bölgelere üretim veriyorsunuz? Bizim şu andaki servis ağımız İzmir bölgesinde sadece Söke, Manisa, Aydın, Bergama, Karaburun, Mordağın, Çeşme, Urla ve Güzelbahçe bölgelerinde, İzmir'in bölgelerinde elemanlarımız ürünlerimizi hızlı ve güvenli bir şekilde bayilere ve bakkallara dağıtmakla ilgileniyor. Günlük ortalama kaç yumurta elde ediyorsunuz? Bizim üretimimiz sadece şu anda gezen tavuk üzerine. Mevcut kapasitemiz 4500 adet tavuk. 17 dönüm arazide tamamen özgürce, rahatça dolaşıp ürünlerinde günlük ortalama 3000 adet olarak, ayda da yaklaşık 90.000 adet olarak çıkan üretimi kendimiz kendi ağımızla pazarlamaya devam ediyoruz. Maşallah, bayağı bir üretim var. Peki son günlerde sizinle de az önce sohbet ederken bana gezen tavuk, kafes tavuğundan bahsettiniz. Bunu biraz seyircilerimize açıklayabilir misiniz? Aradaki fark nedir? Şimdi bizim yaptığımız bunu tercih etmemizin sebebi konvansiyonel yumurtada tavuklar kafeslerde önüne gelen yemleri yiyor, güneş ışığı görmüyor. Kapalı ortamda yaşıyorlar ve bunun çıkardıkları yumurtanın lezzetiyle bizim gezen tavuklardaki, yani güneş ışığı, yonca ve doğada ve çevrede buldukları ürünleri doğal ve stressiz olarak en başta yumurta üretimi yaptığımız için yani lezzet ve maliyeti biraz yüksek oluyor. Ayrıca biz kullandığımız yemlerde, gezen tavuklarda kullandığımız yemlerde hayvansal protein ve GDO'lu hiçbir ürün kullanmadığımız için şu an en sağlıklı yumurta bu ürünler kapsamına giriyor. Yani gezen tavuk daha iyi diyebiliriz. Tabii ki, yani ama tabii bu gezen tavuk herkes, yani her yerde işte bahçesinde 15-20 ya da 50 tavuk olan gezen tavuk olmuyor. Bunların Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın denetiminde olması lazım. Sertifikaları olması lazım. Üretim şartları, saklama koşulları, paketleme koşulları mutlaka olması lazım. Yoksa her bahçedeki tavuk gezen tavuk olmuyor. Ayrıca dernek başkanı olduğunuzu biliyoruz. Bu derneğin kuruluş amacı nedir? Bize biraz derneğinizden bahseder misiniz? Şimdi biz bu derneği 6 ay önce yeni olarak kurduk. İzmir ve Ege bölgesinde bu salma tavukçuluk, gezen tavukçuluk yapma oranı çok hızlı bir şekilde arttı. Ve arttıktan sonra da ürünlerin piyasaya çıkması, satışı, tüketilmesi, paketlenmesiyle ilgili bu ürün, yani salma tavuk yapan insanlarda sıkıntılar oldu. Piyasada da biz vatandaşa, tüketiciye yanlış bilgilendirme, yanlış ürün gitmemesi açısından daha bilinçli, profesyonel olarak bu üreticilerimizi birleştirip işte veteriner desteği, üretim desteği, satış desteği, paketleme desteği ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda olan tebliğlerle ilgili sürekli olarak el altında tutup ürünün daha kaliteli ve daha iyi bir şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlamak. Tek amacımız bu. Şimdi yumurtaların üstünde bir takım böyle damgalar var, orada bir izler var. Bize bunu açıklar mısınız? Bunun anlamı nedir? Ne demek istiyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tebliğ yumurtlama tarihi 20 Aralık 2014'te çıktı resmi olarak. Fakat bakanlık bize bir süre, yani tam bir sene boyunca altyapı çalışmamızı yapmamız için süre vermişti. Aslında tebliğ 2014'te çıktı. Ama 20 Aralık 2015'te uygulamaya konuldu. 20 Aralık 2015'ten sonra zaten mevcut olan yumurtanın üstünde işletme numarası vardır. Bu işletme numarasındaki başlayan kodlar o işletmenin insanların TC vatandaşı gibi kümesinin TC numarasıdır. Ve plaka koduyla başlar ve kümes numarasıyla devam eder. Bu işletmenin kontrolü amacıyla yapılmış bir uygulamaydı. Şimdi tüketicilere daha taze ve daha uygun ürün vermek için bakanlık yumurtaların üstüne yumurtlama tarihini, yani tüketici ambalajsız yumurta aldığında üstündeki tarihi görerek tazeliğini görme süresini
sağlamış oldu. Tabii ki bu uygulamada da sıkıntılarımız devam ediyor. Bakanlıkla ilgili, il tarımla, ilçe tarımlarla ilgili de bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yani biz tüketicilerin için böyle bir uygulama çıkması sizce iyi bir şey mi? Tabii ki. Zaten çıkan yasaların hepsi Gıda ve Tarım Bakanlığı'nda çıkan yasaların hepsi tüketiciler için, tüketicileri korumak içindir. Tabii ki bu uygulama da iyi bir, güzel bir uygulama. Tabii ki eksikleri, artıları, fazlaları var ama sonuçta üstündeki numarayla siz aldığınız ürünün kaç günlük olduğunu, nereden geldiğini, hangi kümesten çıktığını rahatlıkla göreceksiniz. Tabii ki bunun olması piyasada işte merdiven altı tabir ettiğimiz, üstünde damgası olmayan, işte tarihi olmayan, işletme numarası olmayan ürünlerin kontrol altına alınması açısından da çok önemli bir gelişme. Peki ne kadar sürede yumurtaları tüketmeliyiz? Şimdi normalde yumurta 28 gün boyunca oda sıcaklığında, saklama koşulunda rahatlıkla yiyebilirsiniz. Zaten bundan sonra alacağınız yumurtalarda yeni tebliğdeki uygulamaya göre yumurtlama tarihinin üstünden 28 gün saydığınız zaman o yumurtada herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşamazsınız. Tabii ki aynı şekilde ambalajlı ürünlerde de son kullanma tarihi 28 gün olarak geçiyor. Ama ambalajlı üründe şu vardır, aldığınız ürünün firmanın belgelerinin Tarım ve Köy İşleri'nin kontrolünde olduğunu bilip daha güvenli almış olursunuz. Kimden aldığınızı da bilmiş olursunuz ve şikayet edeceğinizi de bilmiş olursunuz. Tabii ki bu da marketlerde çeşitli ürünler, çeşitli firmalar hepsinin yani bütün bilgileri hepsi A'dan Z'ye yazar ve rahatlıkla bir tüketici ambalajın üzerindeki yazılan numaralardaki firmaları hiç çekinmeden aramalarını da tavsiye ederim bir sıkıntı ya da bir sorunla karşılaştıkları zaman. Çünkü firmalar bu konuda çok duyarlı. Gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, veterinerler, biyogüvenlik dediğimiz işte laboratuvar araştırmalarında her ürün gelen talep veya şikayet üzerine mutlaka incelenir. Yani bir sıkıntı olduğunda oradan hemen size ulaşıp sorunu çözebiliyoruz. Tabii ki hızlı bir şekilde çözmek zaten firmaların görevi. Ama firmaları aşan bir konuysa Ali 174 şikayet hattımız var. Tarım Bakanlığı'nın çok güzel bir uygulaması. Ve aynı zamanda tarıma da telefon açıp, Tarım İl Müdürlüğü'ne, ilçe müdürlüğüne telefon açıp şikayetinizi çok rahatlıkla söylediğiniz zaman onlar firma ile ilgili olarak gerekli işlemleri zaten yapıyor. Berkan Bey, ben size bir soru sormak istiyorum. Efendim, şimdi Murat'ım burada gördüğün gibi üzerinde bir damga var. Şimdi bu damga ne anlama geliyor? Bir de buradaki bu boyanın bizim sağlığımıza bir etkisi, bir zararı var mı? Ben bunları öğrenmek istiyorum. Şimdi dediğim gibi üstündeki TR ile başlayan ve plaka kodu ile başlayıp kümes numarasıyla çıkan numara zaten var olan bir numaraydı. Bunun üstüne bir de yumurtlama tarihi geldi. Bunları basan makinalar ve bunları üreten firmalar kesinlikle gıda boyasından başka bir boya kullanamaz. Çünkü bunların cezası çok ağır ve hiçbir firma da bunu şeye almaz. Yani dikkate alarak yapmaz. Özellikle tarımda bu konuda, Tarım Bakanlığımız da bu konuda çok duyarlı. Her aldığımız boyanın sertifikasını, ürün sertifikasını dosyalıyoruz. Ve 3 ayda bir, 6 ayda bir denetlemelerde de tarımdan gelen denetmen arkadaşlara bu belgeleri de ibraz etmek zorundayız. Onun için üstündeki boya tamamen gıda boyasıdır ve insan sağlığında hiçbir zararı yoktur. Peki son olarak bizlere neler söylemek istersiniz? Tabii şunu söylemek isterim. Yani bu ambalajı satılan yumurtaların üstündeki belgeler öyle çok kolay alınan bir belgeler değil. Çok kolay alınan bir sertifikalar değildir. Yani biz kendi çiftliğimizde bir sertifika almak için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin 600 noktadan geçtik. Sadece bir belge için. 600 tane noktadan geçmiş bir işletmenin ürünü de tabii ki marketten ya da diğer firmaların almış olduğu belgelerle birlikte onlar da aynı şekilde alıyor. Ya kişiye özel bir şey ya da firmaya özel bir şey değildir bu. Bunları almak tabii ki tüketicilere artı bir güven verir. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Biz yumurtaların üstüne çıkan, bizdeki çıkan tebliğ yumurtlama tarihidir. Tüketicilerin alırken bunu son kullanma tarihi olarak algılamamasına dikkat etmesi lazım. Yani son kullanma tarihi geçmiş gibi algılanıyor şu an vatandaşlarda. Sadece yumurtlama tarihidir ve üstüne 28 gün sayılacak olan bir tarihtir.
ambalajlı üründe 28 gün zaten üstünde son kullanma tarihi yazar. Ama yumurtanın üstünde yazmadığı için bilemezsiniz. Onun için kendiniz hesaplamanız lazım. Umarım siz değerli seyircilerimizi çok güzel bir şekilde aydınlatabilmişizdir. Paketli yumurta almaktan vazgeçmeyin diyoruz. Show Life tüm hızıyla devam ediyor.